Danıştay öğretmen evlerinde kadın ve erkeğin aynı odada kalmasıyla ilgili tartışmada nikah cüzdanı şart dedi. Evli olmayan çiftlerin öğretmen evlerinde aynı odada kalamayacaklarına ilişkin yönergenin yürütülmesinin durdurulması talebini reddetti. Öğretmen evlerinde kadın ve erkeğin aynı odada kalabilmesiyle ilgili Danıştay önemli bir karara imza attı. Karara göre evli olmayan çiftler öğretmen evlerinde aynı odada kalamayacak. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre karara konu süreç Mart 2019'da İstanbul Silivri'de yaşandı. 20 Mart 2019'da bir davaya katılmak için Silivri'ye giden bir kadın avukat, erkek arkadaşı ile konaklamak için Silivri öğretmen evine gitti. Avukat otel görevlisine aynı odada kalmak istediklerini söyledi. Otel görevlisi evlilik cüzdanı istedi. Avukat evli olmadıklarını belirtince, otel görevlisi ilgili mevzuat uyarınca aynı odada kalamayacaklarını ifade etti. Bunun üzerine tek kişilik ayrı odalarda ya da 4 kişilik odalarda hemcinsleri ile kalabileceklerini anlattı. Bu gelişme üzerine avukat Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen evi uygulama yönergesinin ilgili hükmünün iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle 10. dairesinde dava açtı. Avukat dava dilekçesinde kimlik bildirme kanunda otel ve benzeri yerlerde kimlik bildirimi yapılması zorunlu kılındığını, ancak evlilik cüzdanı ibraz edilmesini zorunlu kılmadığını belirtti. Düzenlemede kamu yararı bulunmadığı ve özel hayatın gizliliği ihlal edildiğini savunulan dilekçede evli çiftler ile evli olmayan çiftler arasında ayrımcılık yapıldığını ve durumun eşitlik ilkesine aykırı olduğunu, manevi varlığın geliştirme hakkının ve özel hayata saygı ilkesinin ihlal edildiğini öne sürdü. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Danıştay'a gönderilen savunmada ise yönergeye konu kurumlarda gerek resepsiyon, gerekse de kat hizmetleri ve benzeri departmanlarda mesleki ve teknik eğitim, okul ve kurum öğrencilerinin stajyer olarak beceri eğitimi yaptıkları, bu nedenle bu kurumların sadece konaklama yeri olarak değerlendirilmemesi gerektiği görüşüne yer verildi. Silivri Kaymakamlığı ise savunmasında mevzuat doğrultusunda işlem tesis edildiğini bildirdi. Yürütmenin durdurulması talebi reddedildi. Tarafların beyan ve savunmalarını alan Danıştay 10. Dairesi, evli olmayan çiftlerin aynı odada kalamayacaklarına dair düzenlemenin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti. Daire avukatın iptal istemine dair kararını ise daha sonra verecek.